benden önce çalışıyor ya. Yani kimse de kardeş olur. Çalışacağına da yavaş yavaş yeni adı konulan demeyelim de çok uzun zamandır bilinen ama yeniden gündeme gelen mikoplazma enfeksiyonu. Çocukluk yaşlarında çok belirgin bir şekilde daha belirgin hale geliyor, daha dominant hale geliyor. Neyi kastediyoruz? Önce üst solunum yolu enfeksiyonu bulgular bazen sinüzit taklit ediyor. Yüz ağrısı, baş ağrısı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, geniz akıntısı ve devam eden uzun süre olan öksürük geniz akıntısıyla birlikte. Yani bazı çocuklarda bir ayı bulabiliyor, bazı çocuklar 3-4 haftayı bulabiliyor. Bu bakteriyel bir enfeksiyon. Aslında tam tipik bir bakteri değil, bakteriyle virüsün arasında bir enfeksiyon etkeni diyebiliriz. Bu aslında yeni bir etken değil, tüm dünyada bilinen, bizim de dünya Türkiye'nin de yaygın olarak bildiği, sahada görülen solunum yolu enfeksiyonları içerisinde sık sık karşılaştığımız enfeksiyonlardan bir tanesi, bir etkenlerden birisi. Bunun çocukluk çağında özelliği ne? Çocuklar özellikle bunlarda birkaç kere enfekte olduktan sonra devam eden boğaz ağrısı, devam eden ardışık olarak kuru öksürük, devam eden zatüre tablosuna sebep olabiliyor. Şu anda Çin'de devam eden ve İngiltere'de devam eden bazı koronavirüs şüpheli olgularda çocuklarda özellikle mikoplazmaya yönelik bir ayrıştanı var. Bunların bir kısmının mikoplazma olduğu, koronavirüs enfeksiyonu olmadığına yönelik bir geri bildirimler var. Türkiye için baktığımız zaman özellikle ilkokul çağında ve okul çağındaki çocuklarda, yani 7 yaş üstündeki çocuklarda aslında solunum yolu enfeksiyonunda bir artış var. Bu mevsimsel bir artış aslında baktığımızda. Ama bunların ciddi bir kesimi olasılıkla mikoplazma olabilir. Tabii bunlara yönelik analiz yapmadan net bir yorum yapmak mümkün değil. Ama öyküden ve karşı karşıya kaldığımız hastalardan ancak yorum yapabiliyoruz. Genç erişkin grupta da, yani üniversite çağında çocuklarda da bu tablolarla karşı karşıya kalıyoruz. Mikoplazmayı diğer solunum yolu enfeksiyonlarına ayıran bir özellik var ki tipik bir antibiyotik grubuna klinik yanıt veriyor. Klasik kullandığımız solunum yolu enfeksiyonlarında eğer antibakteriyel verecekseniz, pnömoni şüpheniz varsa ya da sinüzitte kullandığımız betalaktan betalaktamaz inhibitörlerine ya da diğer gruba çok iyi yanıt vermiyor. Antibiyotik tedavisi dahi bağlı olmasına rağmen iyileşmeyen, geç iyileşen solunum yolu enfeksiyon bulgularında mikoplazma enfeksiyonu akılda tutmak lazım ki şu anda Avrupa Birliği ülkeleri, özellikle İngiltere, İtalya ve Fransa gibi ülkelerde de yavaş yavaş bu kış sezonunda koronavirüs ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarının yanında aradaki bakteri, atipik bakteri enfeksiyon dediğimiz mikoplazma enfeksiyonlarının yavaş yavaş arttığına yönelik geri bildirimler var.